Yani mesela bir kelime geçiyor Arapça ayette. O kelimenin Arapçada Türkçe karşılığı bir tane yok. 5-6 tane karşılığı. Türkçe bir kelimenin de Arapçada 5-6 tane karşılığı. Nüanslar, yani ufak farklar. Tercümeyi yapan kişi hassas değil. Ayetin anlamını gerçeğine en yakın şekilde vermeye özen gösteren biri değilse, en yakın kelimeyi tercümede kullanacağı yerde bakarsınız daha uzak anlamı olan bir kelimeyi tercümeye, o kelimenin yerine koymuş. O zaman ayeti okudunuz mu? Yani öyle tercüme yanlışları var, görüyoruz. Çok şey, abes. Abes, yani insan okuyunca Allah Allah, böyle ayet mi olur diyorsun? Yani böyle ayet mi olur demekten kastım, yani böyle bir tercüme mi olur? Tamam. Çünkü hakikaten anlaşılmaz şekle sokuyor. Bu bakımdan önemli kitaplar için, ki bizim açımızdan Kur'an-ı Kerim için özellikle bunu söylüyorum, söyleme gereğini, tekit etme gereğini duyuyorum. Gücümüzün yettiği kadar okuduğumuz tercümeleri, yani Kur'an tercümelerini böyle nihai doğrularmış gibi mütalaa etmeyelim. Daima bir pay bırakalım. Tekrar tekrar okusak, tartışsak, dinle boyuna konuşsak filan, yani yine de onun doğru olduğu kanaatine varsak filan şekilde yazılışı, onu nihai doğru, tartışılmaz doğru haline dönüştürmeyelim. Yani ayetin kendisini haline dönüştürüyor.